Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim şimdi Müzzemmil suresini okuyacağız inşallah. Peygamberimiz ilk işte vahiy geldiği zaman Peygamberimiz Cebrail'i o dehşetli halinde görmesi, Cebrail'in gelip onu sıkmasından dolayı tabi bir insan oktan ürpermiş, korkmuş, evine gelmiş ve beni örtün, zemmilûnü, zemmilûnü, beni örtün diye üzerine bir şeyler örtmüşler. Tam orada yatarken Allah Teala bu ayetleri gönderiyor yani. Evet. Efendim yani bu Müzzemmil suresi yani insanlara efendim ahiret hayatını anlatan, onlar işte ne Müslümanlar ne gibi yapması gereken iyilikleri anlatan işte bir sure diyelim. Yani peygamberliğin yükünü böylece Allah Teala hafifletmiş. Bu sureyi gönderdi. Evet. Ya eyyuhel müzzemmil, ey örtünen adam, ey işte bürünen, örtünen kimse. Kum kalk leyle gece İlla gale, gecenin azı hariç kalk. Yani gecenin çoğunda kalk, Allah için ibadet et diyor. Efendim, nisbehu, veyahut da yarısında, yani gecenin yarısında. Evin gus yoksa eksit, minhondan galin, azı eksit. Yani gecenin azında, ecik fazlasında efendim işte ibadet et. Şimdi o zaman saatte kurmaz, Allah Teala böyle ibadeti kullanmış. Evet. Ev zid aleyhi veyahut da onu artır. Yani o yarının üzerine artır. Verettil Kur'an'ı tertil. Ama Kur'an'da ağır ağır oku. Yani Kur'an'ı işte gereği gibi oku. Alelacele etme. İnna biz senülgî bırakacağız aleyke sana kavlen sagile. Bu vahiy Allah Teala verilmiş. Ağır söz bırakacağız. Yani sana vahiy bırakacağız. Yani bu sureyi sana indireceğiz. Efendim demiş. Bu da diyor ki Peygamberimiz bu konuda şöyle bir hadis var. Oraya bunun üstüne geçeyim inşallah. Diyor ki Peygamberimiz Kur'an okumaktan zevk alan kimsenin bu zevki cennette de devam ettireceklerini ve Kur'an okudukça derecelerinin artacağını şöyle ifade buyurmuştur. Her zaman Kur'an okuyan kimseye şöyle denecektir. Oku ve yüksel. Dünyada kurallarına tam uyarak tertille okuduğun gibi burada da kurallarına tam uyarak tertille oku. Şüphesen merteben okuduğun ayetin son noktasındadır demiş. Ayet yani okuduğun ayette değerli mertebin olacaktır demiş. Evet. İnne naşiyete leyle. Şimdi Allah Teala peygamberi niye gece kalk demiş. Gecenin kalkması. Yani gece kalkıp ibadet etmek. Hiye o eşeddu vatvan. En uygun zamandır. En yani uygun zamandır. Ve akmemu gıylem. Sözün en kavi anlaşılacağı, en güzel anlaşılacağı ve en uygun ibadet edecek zamandır. Yani insanlar uyurken, sakinken efendim kalkıp ibadet etmek en uygun zamandır demiş. Evet. İnne leke muhakkak senin için vardır finnehar gündüzde. Gündüz ibadet etmen için sebhan davile. Uzun senin işlerin vardır. Gündüz başka iş yapacak işlerin vardır. O zaman sen kalk efendim ibadetin yani nafile ibadetin gece yap. Diye Allah Teala peygamberimize tabi söylemiş. Dolayısıyla aynı zamanda bize de söylüyor. Evet. Ve eskur isme Rabbike. Rabbinin ismini zikret hatırla. Da ve tebettel ileyhi tebdile ona öyle bir yönelişle yönelik tam bir yönelişle. Yani Rabbine gereği gibi tam bir yönelişle yönelik. Yani sadece onun için ibadet et. Yani aklında başka şey olmasın. Sadece Allah hatırlatın ibadet et. Öyle hangi Rab? Rabbül meşriki vel mağrib. O işte Allah doğunun da Rabbidir. Batının da Rabbidir. La ilahe illahu. Ondan başka la yoktur. O zaman fettehizhü. Bak peygamberi diyor. Sadece onu vekilen. Oraya vekil et. Yani peygamber Allah Teala diyor ki o sadece onu vekil et. O zaman bize de diyor ki biz Allah'tan başka bizim vekilimiz yok. Bizim vekilimiz Allah'tır. Evet. Vesbir sabret. Neye? Alâ mâ yekûlûne. Onların sana söylediklerini. Peygamberimiz çeşit uygunsuz söyle söylüyorlardı. Bunlara efendim sabret. Vehcürhum onlardan ayrıl. Yani hicret et dediği ayrıl. Hecren cemil. Güzel bir ayrı işte. Yani onları kavga ederekten, dövüşerekten değil de onların işte başka etleri diyor. Sana diyelim ki efendim bir sapık veyahut da biri gelip de sana Allah'ın işte diyelim sana dalaştığı zaman ona selam ver geç. Onunla muhatap olma. Ayet-i Kerime bu ya nasıl? Onun gibi onlara selam ver geç. Onlarla muhatap olma. Baktın konuşuyorum, anlatıyorum fakat adam anlamıyor. Faydası olmayacaksa o zaman ne yapacak? Onlara kavga ederekten değil. Güzel bir şekilde ayrı diyor. O zaman vezerni bana bırak. İşte o kim? Vel mükezzibin. O yalancıları bana bırak. Ölün nimeti. Nimet sahibi, benim ona nimet verdiğim o yalancıları bana bırak. Onların ifadesini ben alırım yani. Ve mehilhüm, onlara mühlet ver. Kalil az,
az bir zaman mühlet veriyor. Yani buradaki peygamberimiz diyor, ben ona az bir mühlet veriyorum. Sonra onları cezalandıracağım. Evet. İnne ledeyna, muhakkak bizim yanımızda vardır. İşte böyle yalanlayanlar için enkalen, önden bu diyor ki, enkal kelimesi ayaklara takılan köstek diyor, bağlaştı gibi efendim. Ve cahime, cehennem ateşi vardır. İşte onlar ne yapmış? Ellerini ayaklarını bağlayıp cehenneme atacağız. O zaman cezasını görecekler. Daha ne vardır onlar için? Ve daamen, bir de yiyecek vardır. Nasıl? Zaosat. Bu da demek boğazdan geçmeyen demek. Mesela diyor ki, mesela tike var. Mesela tike ne yerken ne yapıyor? Boğazına dağılacak. Yırtar gibi gidecek. Ve azabın elim. Elim bir azap vardır. İşte onların ikramları ne olacak cehennemde? Bunlar olacaktır. Yevme o gün, yani kıyamet gününde tercuful arzu, yer sarsılır. Aynı bir zelzele, deprem olmuş gibi. Vel cibara, dağlar ve kehanet olurlar. Yani dağlar cibal, ve kehanetli cibal dağlar olurlar. Kesiben, böyle kum yığını gibi. Bak, mehilen, heyelen var ya, heyelenmiş heyelen. Akan kum yığına dönerler. Allah diyor, dağlar birbirine çarpacak. Dünya ayakta karhası birbirine çarptırılacaklar. Öyle bir çarpacak ki, mesela diyelim bardak bardağı olur gibi ne yapacak? Birbirine çarpılınca un ufak olacak, dağılacak. Ondan sonra diyor, rüzgarlar onları savuracak, yeri dümdüz olacak diyor. Bak, dümdüz. Evet. İnna ersenna, muhakkak biz seni gönderdik ileyküm, şey, bir ersenna ileyküm onlara. Şey, inna ersenna ileyküm, size gönderdik. Resulen, bir peygamber. Şimdi tabi bunu ümmetine diyor. Ne olarak lan? Şahiden aleyküm, size şahit olsun diye. O peygamberi size gönderdik. Kema ersenna, gönderdiğimiz gibi ila firavne, firavne resulen. Firavne bir peygamber, Musa aleyhisselam'ı gönderdiğimiz gibi bu peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de size bir peygamber olan, size şahit olması için gönderdik. Ama fe asa firavunu, firavun isyan etti, karşı geldi. Er Resul peygamberi Musa aleyhisselama, fe ahaznahu, biz de onu yakaladık. Ahzen ve bila, efendim öyle bir azapla yakaladık ki artık kurtulamayacak şekilde. Ve bir işte bela, beladan geliyor. İşte azap, böyle bir beza imtihanı yakaladık ki de kurtulamayacak bir azapla yakaladık. Fe keyfe nasıl tettegûne, sakınırsınız, korkarsınız. İn kefertum, eğer inkar ederseniz, yevmen bir günden. İnkar eden kimseler o günden nasıl korkarlar? Hı. Efendim, yecali o gün, o kıyamet günü, işte koptuğu gün, kıyamet koptuğu, yecali kılar o gün, el vildane şiba, çocukları yaslı yapacak. Bir günden, işte çocukların diyor, ben mesela genç çocukların bile saçları ağaracak o günkü dehşetinden, korkusundan. O günden siz nasıl korkmadan Allah'ı inkar edersiniz? Es-sema münfadrun bihi, o işte efendim o kıyametin o dehşetinden dolayı ne yapacak? Sema yarılacak. Kâin olacak, vaadü mefûle. O zaman Allah'ın vaadi de yerine gelmiş olacak böylece. Kıyamet gerçekleşecek. Evet. İnne hâzihi, işte bu nedir? Tezkiratun, bir öğüttür. Yani bu ayetler, bu korkudan ayetler, size korkudan ayetler sizin için bir öğüttür. Femen şâye, kim isterse ittehâze rabbihen sebile. Rabbine bir yol edinmek, korkmak isteyen kimseler için de bu nedir? Bir ibretlik, korkulacak ayetlerdi demiş. Evet, sadakallahu'l-azim.